Selamlık olan herkese selamlar. Bu video İbranice dersleri hakkında olacak. Zira son zamanlarda konuyla ilgili çok fazla mesaj almaya başladım. Belki bilmeyen birçok arkadaş vardır. O yüzden bir hatırlatma niteliğinde olacak ve ayrıca ek bilgiler eklemeye gayret edeceğim bu videoda. Öncelikle YouTube kanalı halen açık. YouTube kanalıma girdiğiniz zaman burada birçok dersi görebilirsiniz. Fakat YouTube kanalına direkt girdiğinizde belki kafanız karışacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken şey oynatma listelerine tıklamanız. Oynatma listelerini tıkladığınız zaman dersleri sıralı bir şekilde belirli bir sınıflandırma içerisinde göreceksiniz. Benim burada tavsiye ettiğim şey göz dönemi hazırlık derslerinden başlamanız. Buradan başladığınız zaman dersleri incelediğinizde göreceğiniz gibi kişi zamirleri, edatlar, soru kelimeleri, fiillerin çekimleri vesaire. Yani bir dili öğrenirken gerekli olan bütün ana konuları orada izlemeniz mümkün. Diğer taraftan farklı oynatma listelerinde de yine İbranice ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Oynatma listelerini belki ekranda izliyorsunuzdur. Şu an burada Mustafa Kemal ile konuştum serisinden tutun günlük konuşmalara kadar o serilerin içerisinde mutlaka öğrenebileceğiniz birçok bir şey vardır. Benim burada tavsiye ettiğim şey biraz sabır gösterip derslerde anlatmış olduğum tavsiyeleri uygulayarak sıralı bir şekilde takip ettiğinizde 3-4 ayda konuşma seviyesine rahatlıkla erişebilirsiniz. Ben bu dersleri kurgularken kesinlikle Alef 1, Bet 2 gibi sınıflandırmalara pek önem vermedim çünkü bunların faydalı olduğunu düşünmüyorum. Ben dersleri yaparken daha çok dilin kurgusunu, yapısını anlatmaya gayret ettim. Zira önemli olan bu. Yani bir fiilin çekimini belki telaffuz ederken hatalı söyleyebilirsiniz veya bir soru kelimesini farklı yerde yanlış kullanabilirsiniz. Bunun pek bir önemi yok. Önemli olan dilin kurgusunu anlamanız. Dilin kurgusunu anladığınız zaman rahatlıkla yavaş yavaş okuyabilir, duyduğunuzu anlayabilir ve konuşmaya başlayabilirsiniz. Buradaki en büyük handikap aslında şu Dersler ücretsiz olduğu zaman sanki kıymetsizmiş gibi görülüyor veya alelade yapılmış çalışmalar gibi görülüyor. Fakat bu gerçek değil. Ki YouTube'da buna benzer birçok kurs var. Meslek kursları var, bilimsel kurslar var, yazılım kursları var vesaire vesaire. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada özellikle belirtmiş olduğum şey kişi oradaki sıralı listeleri sağlıklı bir şekilde verdiğim tavsiyeleri de uygulayarak dinlerse 3-4 ayda konuşma seviyesine, okuma seviyesine rahatlıkla ulaşabilir ki bununla ilgili birçok örneği her gün şahit oluyorum. Bana uzaktan yazılan mektuplar var veya İbranca e atılan mesajlar var vesaire. Bu yüzden şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki ücretsiz olması kıymetsiz olduğu anlamına gelmiyor. Deneyin ve görün. Diğer taraftan ibrancakursu.com sitesi halen açık, buradan ise bütün çalışma dökümanlarını indirebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz, üzerinde çalışabilirsiniz. Hatta bu dökümanları yani bu çalışma dökümanlarını indirip kurs verenler bile var. Bile bir şahit oldum gerçekten. İtiraz etmiyorum, iyi bir girişimcilik kafası diyebilirim. Fakat sizler de bu çalışma belgelerini indirip rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ayrıca yine dersleri YouTube kanalından takip edip deneyimlerini, çalışma şekillerini, neler yaptıklarını videonun yorum kısmına ekleyebilen olursa çok memnun olurum. Çünkü başka insanlara eminim çok yardımcı olacaktır. Diğer taraftan eğer öğrenen kişi illa ki ben bununla ilgili bir ödeme yapmak istiyorum derse birçok videonun altında bulunan teşekkür butonunu kullanarak dilediği oranda bağışta bulunabilir. Ayrıca yazmış olduğum bu ikinci kitabı gerçekten tavsiye ederim. Zira bu kitapta İbranice'nin tarihsel serüveni, bunun dışında anlatmış olduğu bilgeliğin ne olduğu ile ilgili birçok örneklemelerde bulunmuştum. Bazı otantik yazılardan çeviri örnekleri var veya oradaki harflerin anlamları veya kavramların neleri anlattığı ile ilgili çok ilginç bilgiler içeriyor. Geçen Ekim ayında özel bir kursa başlamıştım birkaç arkadaşla birlikte ve onlara şunu söylemiştim. Eğer sabır gösterir ve dediklerimi uygularsanız 12. 13. dersi hikaye okumaya başlayabilirsiniz demiştim. Ve bu gerçekten oldu. Yani 12. 13. derse artık hikaye okumaya başladık. Çünkü ben dilin kurgusunu anlatıyorum. Yani bir fiili yanlış çekimledin veya bir edatı yanlış kullandın veya bir zaman kipini doğru kullanamadın gibi kursu veya dersi uzatmak gibi bir niyetim yok. Çünkü bunun zevri faydası yok. Önemli olan kişiyi dilin kurgusunu anlatmak. Ve bunu anlattığınız zaman gerçekten kişiler çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Özel kurslardaki önem ise şu aslında. Yani değişen nedir diye soracak olursanız karşılıklı etkileşim. İnsanların sorularından sizin de yaklaşım tarzınız değişebiliyor veya bir şeyi daha farklı ve daha kolay bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Bu yüzden özel kursların da faydası var. Bunu inkar etmem mümkün değil. Fakat YouTube kanalındaki derslere rağmen özel ders almak isteyenler olursa ekranda belirilen mail adresine mail yazabilirler. Gelen mailleri değerlendirip genel bir cevap vermeye gayret edeceğim. Yani söz vermiyorum yeni bir kurs açacağıma dair fakat mail atarsanız oradaki mailleri değerlendireceğim mutlaka. Özet olarak eğer İbrancı öğrenmek istiyorsanız, zamanınız ve arzunuz varsa YouTube'da bulunan tüm dersler size yeterli olacaktır. Zira bu işin bir sonu yok. Burada önemli olan dili anlamaya başlamanız ve kendi gelişimi gelişim hızınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bazen soruyorlar yani kaç ayda öğrenirim? Bunun bir ayı yok. Siz günde bir saat emek harcarsanız belli bir hızla öğrenirsiniz, günde 2 saat emek harcarsanız belli bir hızla öğrenirsiniz veya günde 15 dakika harcarsanız belli bir hızla öğrenirsiniz. Yaşamış olduğum örneklerden bir tanesi mesela kişi 4 ayda yazabiliyordu, okuyabiliyordu. Fakat birisi vardı mesela buçuk yılda alfabeyi öğrenmedi çünkü ilgilenmiyordu. Burada önemli olan sizin ne kadar yatırım yaptığınız. Elbette öğreticinin kattığı çok şey var fakat siz ne kadar emek verirseniz, o kadar hızlı öğrenirsiniz. Ben her zaman derim yani bu dil hakikaten bir sevgiliye benzer. Ne kadar emek verirsiniz kendisini o kadar sizi açar. Yine beni yakından tanıyanların da bildiği gibi her zaman şunu tekrar ederim. Bu dil insan doğasına en uygun dildir. Eğer arzunuz ve zaman ayırma gücünüz varsa bu dili herkes öğrenebilir. Zira ifade biçimi olsun, harflerin kurgulanış şekli olsun, kavramların oluşturulma şekli olsun, insan doğasına hitap edebilen benim nazarımda yegane dildir. Çünkü bu dil bakkaldan ekmek almayı değil, tüm yaratılışın nasıl oluşunu anlatmak için kurgulanmış özel bir dildir. Sonuç olarak eğer arzunuz varsa, gücünüz varsa, zamanınız varsa YouTube'da bulunan dersleri sıralı bir şekilde takip ederek bu dili rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Sizden diğer bir ricam bu videoyu dağıtabildiğiniz kadar dağıtın. Eminim birçok kişiye faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.